Bilmem katılır mısınız? 30 yıl önce sevgili Erman Aras Bodrum Kupası'nı evet, yarattığında gayet iyi hatırlıyorum. O kadar zorluklarla yarattı çok. Ki nelerle uğraştı çok çok iyi biliyorum. Hı-hı. Bugün Bodrum Kupası'nın gelmiş olduğu nokta ortada. Evet. İstanbul'dan başlatabiliyoruz. İstanbul'da bir ayağını yapabiliyoruz. Ne kadar güzel. Hatta Bodrum Kupası'nın ortalarında biz karşı tarafa gitmeye başlamıştık. Kos, işte Kalymnos buraları hep böyle destinasyon olarak yapmaya başlamıştık. Ve şimdi gerçekten iki yakada o anlamda birleşti. Ekim'de oluyor biliyorsunuz Bodrum Kupası. Evet. Siz de iki yakayı Nisan'da birleştirmiş oluyorsunuz. Evet, evet. Sezon başında biz yapıyoruz. Sezon sonunda da onlar. Yani otomatik olarak aslında birer ay biz bu iki etkinlikle Bodrum'da turizm sezonunu uzatabiliyoruz diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Bu konuda hiç mütevazi olmayacağım. Bayağı bir emek sarf ettik. Çok da güzel bir katılım oldu. O gün ilk kruz gemisinin geliyor evet, olması da bir şanstı aslında. Hiç bizim planladığımız bir şey değildi. Ama dışarıdan turlar düzenlendi, hı hı. Katılım çok yüksekti İstanbul'dan, İzmir'den, çevre ilçelerden. Yaklaşık 20 binin üzerinde katılım söz konusu olduğu söyleniyor. Çok güzel. Evet. Peki sonrasını konuşalım Nil Hanım. Evet. Yani ne olacak bundan sonra, önümüzdeki sene daha da mı geliştireceksiniz? Kesinlikle. Bunun daha da gelişmesi için ne gibi beklentileriniz var? Biraz da bundan bahseder misiniz? Şimdi bizim amacımız iki yakanın kültürünü bir araya getirip pekiştirmek. Malum bu siyasi arenada farklı şeyler oluyor. Biz madem birbirimiz içinde bu kadarız, kültürlerimiz birbirine bu kadar çok benziyor. Onlarla birlikte nelerini nasıl paylaşabiliriz konusunda bayağı hızlı ilerledik. Yani bu festivalle bayağı bir aşama kaydettiğimiz zannediyorum. Zira karşıdan gelen haberlerde aynı şekilde muazzam ağırlandık, çok mutlu olduk. Ne güzel, keşke biz de onları ağırlayabilsek. Sosyal medyada olsun, onların resmi makamlarında bayağı ciddi geri dönüşümler oluyormuş. Bir de bazı şeyleri başarınca zaten siz gitmiyorsunuz artık. Onlar size geliyorlar. Biraz önce işte Serdar Karcıoğlu'yla kapıda görüştük evet, mesela. Biz niye yoktuk? Niye bizim haberimiz olmadı? Bu da çok önemli bir ayrıntı. Bunun gibi günlerdir çok değişik Hanım, teklifler geliyor bir yani. Bir şey söyleyeceğim. 20 bin kişiden bahsediyorsunuz. Evet. Yani siz Nisan ayının başında Bodrum'a 20 bin farklı evet, turist getirdiniz bir anlamda. Evet. Bu kime yarıyor? Sizin festivalinize yaramıyor sadece. Bize tabii. Nereye ki yarıyor? Otellere yarıyor. Restoranlara yarıyor. Eğlence merkezlerine, yarıyor. Alışveriş merkezlerine yarıyor. Hı-hı. Yani Bodrum'a bir canlılık katıyorsunuz. Kesinlikle. Elbette bunun da mutlaka bir şekilde daha da gelişmesi için herkesin de elini taşın altına koyacağına inanıyorum. Ben umuyorum değil, biliyorum diyeceğim. Artık mütevazı olmayacağım. Olmayacağım. Bence de olmayız zaten, hiç gerek yok. Yani bu çok da keyifli bir şey olacak. Ben çok eminim ki bu dakikadan sonra otelciler de bu konuda üzerine düşeni yapacaklar evet, diye düşünüyorum. Çünkü 20 bin kişilik bir ilk açılışta bir rakam, çok ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam ama otelcilerden gerçekten çok ciddi destek aldık. Hizmet sponsorluğu açısından. Şimdi isimlerini aslında tek tek söylemek isterdim onların ama çok güzel. Mesela Kos Filarmoni Orkestrası geldi. 35 kişi. Eyvah, biz bunları nerede ağırlayacağız? Böyle yani küçük bir otelde bir arada bunları şey yapamazdık. Büyük otellerden. Hı hı. İlk teklifimizde tamamen kişisel iletişimimizle otelimiz dedi ki biz ağırlarız, 12 odayı açarız, 20 çok odayı güzel, açarız. Ondan ayrı işte Gastronomi Derneği geldi Kostan. Onlar da yine kalabalık bir grup. Onları nerede ayarlarız? İşte şurasıdır. Yani o konuda gerçekten ciddi destek aldık. Hizmet sponsorları açısından, restoranlarımız, Kumbahçe sahilinden tutup Marina'nın oradaki bütün restoranlarımızdan ciddi katkı aldık. Misafirlerimizi ağırlamamızda bize çok yardımcı oldular. Hepsine buradan ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Otelciler, restorancılar. Muhteşemdi yani. Tabii Bodrum Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, onların da ciddi anlamda tabii ki. Katkıları oldu kesinlikle diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yeni seçildi Sayın Başkanımız. Zaten seçilmeden önce de destekliyoruz. Çok güzel bir
festival destekliyorum, arkanızdayım dedi. Elinden geleni yaptı. Bodrum Belediyesi olarak destek hizmetleri, sosyal işler, basın yayın olarak. Mesela sahnemizin kurulumunda Bodrum Belediyesi desteğini esirgemedi. Büyükşehir Belediyesi'nden de desteklerimiz oldu. Sayın Kaymakamımız katılımıyla bizi onurlandırdı, sağ olsun. Çok keyifli oldu. Ben de gerçekten bir Bodrum sever, bir Bodrumlu olarak sizlere bu güzel festivalden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi umarım önümüzdeki sene, önümüzdeki senelerde demek aslında daha doğru olur. İnşallah. Daha da İnşallah. Gelişir. İnşallah. İki yaka daha fazla bir arada olur. Diğer adalar. Belki şöyle bir şey de olabilir. Yani bu festivalin bir benzerini de aslında karşı tarafta Kosta'da yapabiliriz. Evet, bu yönde de çalışmalarınız var çünkü onu da biliyorum. Onu da konuştuk, evet. Bu da olacaktır. İlerleyen zamanlarda. İnşallah bu da olacaktır. Festivalin çok daha iyi olacağına eminim. Ben biraz da Kumbahçe'ye gelmek istiyorum. Siz Kumbahçe muhtarısınız. Evet. Büyük emekleriniz var Kumbahçe'de. Kumbahçe'de Bodrum'un en özel yerlerinden bir tanesi. Gerçekten kesinlikle. Ne derseniz deyin. Yani kesinlikle. Bugün Bodrum'un belki de en çok tercih edilen, en çok bilinen yerlerinden bir tanesi. Ama hiç kuşkusuz sizin de sorunlarınız vardır, tabii problemleriniz ki, vardır. Tabii ki sorunlarımız. Biz bu programda, Ayna programında aslında her hafta bir muhtarı davet edecektik, edeceğiz. Hı-hı. Ve kendi sorumlu olmuş olduğu bölgenin sorunlarını dile getirmesini isteyeceğiz. İki Yaka Festivali'nin de aslında olması sizin de ilk konuk olmanıza neden oldu. Teşekkür Biraz Kumbahçe'den konuşalım. Nedir sorunlarınız? Neler beklersiniz? Yani ne olursa Kumbahçe daha iyi olabilir. Şimdi Kumbahçe çok eski mahallelerden biri biliyorsunuz. Demin de dediğim gibi mübadeleden önce göçmenler, buradakiler oraya, karşıya, karşıdakiler buraya. Dolayısıyla belli bir mimarisi var. Gerçi tabii gelişen zamanlarda o eski mimarisi bizim çocukluğumuzdaki gibi hiçbir şey yerinde olmasa da. Çok fazla hani o dar sokakları genişletemiyorsunuz. Kanalizasyonu çok fazla düzenleyemiyorsunuz. Yani biraz altyapı sorunları var. Altyapı sorunlarımız var. Biraz o bakımdan sıkıntılarımız var. Gelişen zamanla ilgili işte bazı çıkıntılar. Mesela benim en üzüldüğüm Kumbahçe adına, bir Kumbahçe'de doğmuş büyümüş bir insan olarak, Kumbahçe mesela geçen senelerde karanlık bir mahalle, gece Azmak Başı'ndan ilerleyip penguenden çıktığınız zaman karanlık bir mahalle. Neden? Sokak lambaları çalışmıyor. Sokak lambaları çalışmıyor. Bunun da sebebi bazı esnafın kendi işine geldiği için, işte nargile, romantik ortam yaratmak havası mıdır nedir artık bilemiyorum. Bir de elektrik direklerinin yanlış yerde olmasından kaynaklı. Sayın Başkanımıza bunu ben ilettim. Hı hı. O da çok doğru karşıladı. En kısa zamanda onların değişikliği yapılacak. Sahil şeridine alınacak elektrik direkleri. İşte ağaçlar budanırsa, işte sahil, bu sene Sayın Başkanımız nasıl bir plan izleyecek onu bilmiyoruz. Şezlonglar kurulacak mı, masalar atılacak mı? Böyle bir sorun var mesela. Kendi yerli boylu insanlarımız çıkıp sahilde bir masasını, şezlongunu atabilir mi? Veya akşam 6'da denize giremiyoruz diye şikayet edenler var. Hı hı. Onunla ilgili bir düzenleme gelmesi gerekiyor. Bence en büyük sorun sahil bandında bu şekilde işte aydınlatmaydı, bu şezlonglar. Nasıl bir yol izlenecek peki bu konuda? Çünkü Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, plajlar halkındır dedi. Evet. Kesinlikle de hiç kimse bu plajlardan yararlanmak için zorlanmayacak, dayatılmayacak. Mutlaka ne zaman isterse o zaman yararlanacak dedi. Evet. Ama bugün Kumbahçe'ye baktığımızda biraz atıl kalıyor. Evet. Yani nasıl bir çözüm olacak? Yani başkanla bunu konuştunuz hiç kuşkusuz. Konuştuk. Nasıl bir çözüm yolu düşünüyor? O konuda başkan çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Zaten gelir gelmez mesela kanayan yarası Kumbahçe'nin diyordum bitmeyen bir otel ve çok feci bir şekilde maalesef duruyordu. Siz de biliyorsunuzdur. Onun hemen giydirmesini, bir düzenleme çalışmasını, işte festivale yetişmesi anlamında sağ olsun hemen desteğini verdi. Orayı bir toparladık, düzelttik. Onun dışında işte bu sahille ilgili güzel şeyler konuşuldu. Eğer bunlar gerçekleşirse bence
Yine bayağı, esnaf masasına atabilecek mi sahile mesela? Belirli sayıda, belirli yani sayıda. Sayı verilecek, ona göre konulacak ama bu kural konuyor ama kurallar bozuluyor. Eğer bunun takibi yapılırsa bence çok başarılı, güzel şeyler olacak. Ben eminim bu konuda Ahmet Aras çok evet, kararlı. Evet, öyle görünüyor. Ve, bir tutuluşu var. Bunun da mutlaka kontrolünü yapacaktır. Çünkü sizin dediğiniz çok doğru. Bizde bir takım kurallar konur ama ondan sonra evet, kurallar unutulur. Aynen. Ama bu böyle olmayacaktır. Yıllardan beri aslında savunduğumuz bir şey bu. Böyle olursa aslında o esnaf daha çok kazanacak. Daha bir düzene kavuşacak. İnsanlar daha mutlu olacak diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Bütün esnaf için geçerli değil ama bazı esnaflar var Kumbahçe'de. Mesela geçen dönemde Tener Başkanımız sağ olsun, o da bir şeyler yapmaya çalıştı. Mesela ben dar sokaklardan denize çıkan yolun hep boş bırakılması tarafında evet, çok bütün toplantılarımızda bunu dile getirdim. Onun için ne yapalım? İşte ahşaptan bir şey platform gibi. Platform evet, gibi evet, özürlü vatandaşların da yine kullanabileceği şekilde 1,5 metre genişliğinde hı-hı, bir her sokağın çıkışına bunu koydular. Fakat öyle bir esnaf var ki o 1,5 metre platformun 75 santimini biri geldi, 75 santimine biri geldi ama halka çıkış yok. Öyle, yani maalesef, takip mekanizması çalışırsa bence güzel şeyler olacak. Peki. Yani bu bahsetmiş olduklarımız aslında hep onu söylüyoruz. Yani çözüm basit, uygulama yapıldığı takdirde bu uygulamalardan sonra hem halk mutlu olacak, insanlar hı-hı, mutlu olacak, hem de oradaki esnaf aslında mutlu olacak bir evet, yandan da bakıldığında. Evet. Ben bunların da artık takibinin çok rahat bir şekilde yapılacağını evet, bazı şeyler daha farklılaşmaya başladı. Yani zaten ilk aydan belli oldu. Bu da belli oluyor. Umarım devamı gelsin. Evet. Ben gerçekten çok teşekkür ediyorum size katıldığınız için. İki yaka bir araya geliyor dediniz. Evet. O şekilde yola söyle çıktınız. Söyle de geldim. Küçük notlar aldım kendime ama. O iki yaka bir araya geldi. Geldi. Gerçekten de çok keyifli bir festival oldu. Evet. Umarım önümüzdeki yıllarda İnşallah, çok daha fazla gelişecektir. İnşallah. Bu. İnşallah. Zaten aslında bakıldığında biraz önce bu kumbahçe sorunlarından bahsettik ya. Hı hı. Mesela o kumbahçe sorunlarının çözülmesi, ki bunlar çok büyük sorunlar değil. Aslında bu gibi festivaller için de çok önemli bakıldığında. Bunların da olacağına ben artık adım gibi eminim. Olacaktır. Bizler İstiyoruz, de basın olarak bunun takipçisi İstiyoruz, olacağız. Bu konuda da gerçekten herkesin de eline taşın altına koyacağına gerekiyor, inanıyorum. Son olarak sözlerinizi alayım, daha sonra programı kapatacağım efendim. Ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendime doğru ifade edebildiysem ne mutlu bana. Festivalimiz bence başarılı geçti. Gerçi ben hiçbir şey hatırlamıyorum yani oradan oraya koşturmaktan. Kim gelmiş, ne olmuş, ne bitmiş. Ben zamanla yarışıyorum, eksik kalmayalım, bir şeyleri tamamlayalım açısından. Çok fazla bir şeylerin farkında değilim. Ufak tefek aksaklıklarımız oldu. Bazı şeyler çok da ufak tefek değildi ama mümkün olduğu kadar yansıtmamaya çalıştık. Ama son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Kumbahçe Muhtarı Nil Taşkıran evet bu festivalin başındaydı ama arkamda çok güzel bir komitem vardı. Komite üyeler, arkadaşlarım hepsine ismimi söylememde sakınca var mı? Hayır, tabii ki söyleyebilirsiniz. Hepsine ismini söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten parayla pulla böyle bir şeyi yapamazsınız. Ali Şengün arkadaşım sergilerin açılmasında afişlerin basılmasında, tanıtımında çok sevdiğim arkadaşım Şükran Temiz, Gülcan Demiröz, Perihan Özerbey, Şebnem Sibel Şentürk, Şebnem Çamur, atlamak istemiyorum, Verda Özceylan Kul, Güler Babataş, Ayşe Pamil, Yeşim Hanifeoğlu Dinçer. Umarım atladığım isim yoktur. Ve birçok isimsiz kahraman aslında bir i̇simsiz anlamda. İsimsiz kahramanlar da evet yani bir o onu kadar da isimsiz lazım, kahraman var gerçekten. Lütfen ben hep şunu söylüyorum. Yerel basın gerçekten ciddi bir destek sağladı. Bunu da belirtmek gerekir diye düşünüyorum. Onun farkındayım. Onun hı-hı, farkındayım. Yani daha festivale başlarken zaten. Kent TV'de çok ciddi anlamda evet, bu konuda kesinlikle. Biz geçen hafta oldu, da buradaydık evet, zaten. Evet. Onlar eskiden de benim mahallelimdi zaten evet, kendileri. Biliyorum, farkındayım. Peki efendim. Çok sağ olsunlar hepsine. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar umarım bu festival Bodrum'a çok daha güzellikler katacaktır. İnşallah.
İnşallah. Çok teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun, ben teşekkür ederim davetiniz için. Kumbahçe Muhtarı Nil Taşkıran'la hem Kumbahçe'yi konuştuk, hem de geçtiğimiz hafta sona eren ve gerçekten çok başarılı olan İki Yaka Festivali'nden, İki Yaka Birleşiyor Festivali'nden bahsettik. Efendim bugün benim ilk programımdı bu, aile programı. Umarım beğenmişsinizdir. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız. Hemen hatırlatmak istiyorum, saat 20'de ana haber bültenimiz var. Ana haber bültenimizden sonra programımızın tekrarını izleyebilirsiniz. Ben sosyal medyadan gelen güzel yorumları da aslında okumak isterdim. Fakat ilk program olmasından dolayı lütfen bunu mazur görün. Önümüzdeki haftalarda bu programda sizlerin sorularınızı da yanıtlayacağız. Dediğim gibi önümüzdeki hafta yine farklı konu ve konuklarla tekrar karşınızda olmak üzere. İyi akşamlar efendim.